Aşk aslında bakarsanız tüm bedenimizde, ruhumuzda yaşadığımız bir şey olmakla birlikte bilim adamları ısrarla aşkı anlamaya çalışıyorlar. Hani aşkın gözü kördür derler ya. Hani aşık olunca kimsenin gözü bir şeyi görmez. İşte hiçbir şeyden korkmaz falan. O bölgenin aktivitesinde azalma fark ediyorlar. O bizi bizden eden şey bizi hani az önce benliğimize aşıktık ya. Hani o şeyde bir önceki okulda, sınıfta. Şimdi artık o benliğimizi bizden çıkarıyor. O yaşadığımız tüm aşklar, tüm düşmeler, kalkmalar, tüm yanmalar, tüm hasretler bizi bir şekilde arındırıp o tekliğe doğru. Evet sevgili can dost, hoş geldin, merhabalar, sefalar getirdin, nasılsın? Eyvallah, hoş buldum. Ne kadar Güzel. yakışmış yeşil kolye size. Sarı yeşil. Çok tatlı olmuş. Ya bu kolyeyi hakikaten Güney Afrika'dan sevgili canlarımız, oradaki o masum, o güzel kabileler ellerinde, can bu. Gerçekten böyle bildiğin yeşil, hiç karıştırılmamış bir cam, böyle şeyden Çok çok güzel renk. kesmişler camın etrafını. Oralar tamamen sömürge altında. Bütün elmas madenleri, cam, yani her şey orada. Altın madenleri orada ve bu gariban, o garibim halklar, o kabileler, Zulu kabilesi, her şey öyle bir sefalet içinde orada, Hocam köle. konumuz açtı hocam. Köle halinde orada. Evet, konumuz aşk, konumuza geleceğim. Sen sorunca ben de söylemeden edemedim, böyle içim hakikaten Güney Afrika için çok üzülürüm ben. Evet, konumuz aşk. Sonuçta onlar için Onlar da aşk, ceket evet. korumak da aşk. Onlar öyle aşk ki. Evet, nasılsın? Her şey yolunda mı? Allah'a şükür iyiyim. Bugün aslında tam da böyle anlattığınız gibi böyle karışık bir gün geçirdim. Dedim ki bunu anlatmam lazım bugünü, konuya geçmeden önce. Şimdi Cenk ben... hocam, hoş geldiniz. Çok isterim, çok isterim. Ne yaşadın bugün? Nasıl bir gündü bugün? Bu arada Güzel. Cenk hocamla ilgili de bir anım var, onu da anlatacağım. Konunun içinde kalırsa burada Tamam. sevinirim. Tamam. Şeyde hocam... Şimdi hani aşk konusuna yoğunlaştım ya, içimden diyorum ki şey yapacağım, yani eve gidip çalışmam lazım yani anlatacağım şeye. Şimdi bütün gün ben kanser hastalarının filmlerine bakıyorum hastanede. İşte bugün bir tane kanser hastası bir bayan, genç de yaşı, ayağında parmağında bir yara çıkıyor. Haberi yok, ilk filmleri akciğerine, bütün akciğerine yayılmış o kanseri. Bir o beni bir sarstı. Ondan sonra neyse gün bitimine yakın kendi faturalarımı ödemeye çalışıyorum. Böyle internet bankacılığına girmeye çalışıyorum. Bir yandan da diyorum ki ya ben aşk anlatacağım. Ben niye faturayla ilgileniyorum diyorum. Sonra o geçti. Bir ara bir arkadaşım aradı. İşte aşk acısı çekiyor. İşte sevdiği kişi başkasıyla birlikteymiş. Onu anlatıyor. Sonra böyle akşama doğru mesai bitti. Acile bir hasta geldi. Hasta yüksekten düşmüş. Kafatası böyle şuradan şuraya kırık. Beyin kanaması var. Ben orada işte faturalarımla uğraşmaya çalışırken adamcağız orada can havliyle yaşam mücadelesi veriyor. Bütün hastane ayağa kalktı. Allah'ım dedim, yani bunu anlatacağım ama nasıl bir gün bugün? Yani sonra da düşündüm ki yani bunun mutlaka bana ve bize bir mesajı var. Bu mesajı herkes kendince alır diye düşünüyorum. İyi mi o Yani beyefendi şimdi? beyefendinin durumu kötü yani. Şu an bilmiyorum, yoğun bakım alınacaktı. Beyin çok kötüydü yani, işte omurgalarında da kırık vardı. Ama diyor ki sanki sistem bize, evet sevil aşkı anlatacaksın ama sonra ayakların yere bassın, sonra bir dengeye gel diye, sanki böyle hani hayatın da tüm gerçekleriyle önümüze sunarak sanki bize mesaj verdi bugün diye Bir şey söyleyeceğim. düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Dün akşam geldim Afyon'dan, Ankara'dan Afyon'a geldim. Anne babayı ziyaret ettim. Bu dakikaları ekleyeceğiz, kimse kusura bakmasın. Çok ilginç bir şey söylemem lazım. Anlatmak istiyorum şimdi. Sana anlatmak istiyorum. Çünkü ben de kendimde değilim dünden beri. Eve geldim. Akşam saatleri yayına gireceğim.
O kadar yorgunum ki Ankara derken Afyon, anneyi babayı ziyaret ettim. Onların gönlünü aldım. Hayır dualarını aldım. Buraya geldim. Ev böyle 6 tane basamak var. 6 basamaktan sonra evin cam kapısı açılıyor. Dıştaki kapı açılıyor. 6 basamağı çıktım. Valizi aşağıya koydum. 6 basamağı çıktım. Kapıyı açtım. Cam kapıyı böyle açacağım ya. Kapıyı yani cam kapıyı falan açmadım. Yani açmış gibi böyle yaptım ve asıldım böyle arkaya. 6 basamak yani kendimi yukarıdan arkaya attım. Sırt üstü. Hani Yani tuttuğunuzu sandınız ama tuttum tutmamışsınız. sandım ve arkaya attım kendimi. Vallahi. 6 basamak yukarıdan kendimi arkaya geriye doğru attım. Hani suya atlarsın ya böyle sırt üstü. Attım kendimi. Büyük bir hızla attım. Çünkü kapıyı tuttum zannettim. Kendimi attım ve o anda artık o saniyelerde dedim ki öldüm. Öldüm. Bitiş anı şimdi. Sonradan dedim ki valla o saniyeleri ben şimdi nasıl olduğunu anladım artık. Ölmedimse omuriliğim kesinlikle kırıldı. Omurilik kırılır. Kesin felç oldum. Boynum kırıldı. Kesin felç oldum. Çünkü mümkün değil. 6 basamak yukarıdan atlıyorum. Bu konuyu çok konuşalım. Yani hakikaten heyecanımı atamıyorum ki yayına girdim ben dün ondan sonra. Kesin dedim bittim. Eğer ölmezsem hani beynim dağılmazsa, kafatasım dağılmazsa bir taraftan çünkü beynim yani her şeyim merdivenlere vuracak. Omurilik vuracak, kafa vuracak, boyun vuracak, her şey vuracak. Nereden vuracak bilmiyorum. Öldüğümü düşündüm artık. Dedim bitti. Vallahi ikinci kez bir balkon düşmesi 6. kattan bu. 2 tane boğulma tehlikesi 3 ve 6 yaşlar hariç 4. ölümü atlatıyorum. Sonra ne oldu biliyor musun? Anlamadım. Ben 6 merdiveni dönerek hiç bilmiyorum ben yapmadım. Yüzümü dönüyorum, sırtımı dönüyorum. Yani bir duvara dönüyorum, bir dışarıya dönüyorum. 6 defa etrafımda dönerek düştüm aşağıya. Bir elimde çantam var, bir elimde de bir poşet vardı. Onlarla birlikte dönüyorum. Hafif böyle arada vuruyorum duvara falan. Döne 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 5 kez dönerek aşağıya indim. Ve sol tarafta yani giriş bölümünün sol tarafında şeyler var. Ayrı bir duvar ve merdiven var. Bir de orada dikili otsu bitkiler var. Ben elimde vali şeyle çanta ve poşetle birlikte otsu bitkilerin üstüne düzgün bir şekilde yumuşacık oturdum. Oturduğum yerden kalkmıyorum. Oturdum kaldım böyle elimde malzemeler. Şoktayım. Dedim herhalde öldüm. Çıktı bedenden canım. Yani bir anda acı hiçbir şey yok. Kesildi hissetmiyorum. Hep anlatırlar ya öyle. Dedim kesin öldüm. Elimdekileri yere bıraktım. Sonra komşu koşarak geldi. Ne oluyor? Nasıl bir şey bu? Ben şoktayım dedi. Kaldım. Beni ya kaldırmaya çalışıyor. Dedim izin ver. 5 dakika oturdum. Bir nefes aldım. O otsu çalıların üstünde oturdum ki gözüm gibi bakarım onlara. Hani üstüne hiç kimse değmesin. Bak, şey onların üstünde oturdum. Kalktım onlardan özür diledim. Baktım dedim her şey yolunda mı yani hayatta mıyım? Dedi evet. Ondan sonra baktım bir şeyim var mı? Şoka girdi kadın çünkü. Şok oldu bir anda. Ben de şok oldum. Sonra ben yok yok bir şey dedim. Valizimi içeriye aldım. Yayın saatine kadar burada bu koltukta oturdum ve etrafı seyrettim. Dur dedim bir mukaddes ne oluyoruz? Samimi söylüyorum dünden beri yaşama bakışım değişti. Dünden beri çok şey değişti bende. Sürekli onu düşünüyorum. Ben 6 basamağı nasıl dönerek aşağıya indim hiçbir fikrim yok. İstesem de böyle ben orada raks eder gibi öyle dönemem. O insanüstü bir şey. Yani dönerken de hızım azaldı. Aşağıya düşme hızım yani oraya sırt üstü yatmak yerine ben sürekli dönüyordum böyle kendi etrafımda. Dönüp bir merdiven iniyordum, dönüp bir merdiven iniyordum, dönüp bir merdiven iniyordum. Ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok.
Bu da burada dursun. Bunu da böyle burada yayın başında bırakalım. Demek ki her saniye helallaşmamız gerekiyor. Yani ya ölmüştüm ya felç olmuştum. Beni bugün burada göremeyecektiniz. Şaka yapmıyorum. Gerçek bir şeydi ve burada bunu paylaşmak istedim. Rabbime şükürler olsun. Rehberlerin yardımı oldu orada. Yalnız değildim. Orada ben döndürüldüm. Dönerken hızım azaltıldı ve oturdum. Hakikaten çok yorgunum. Doğru, bu doğru. Çünkü şeyi tutuyorum zannettim, kapıyı tutmamışım. Evet, senin de yaşamın mucizelerle dolu ya. Bir dördüncü mucizeyi burada senin yayınında paylaşmış olduk. Çünkü sen benim özelimsin. Burada anlatmak istedim. İşte aşk bu. Aşk bu. Aşk Evet, her aşk. an, her an Aslında da birbirimizi. anlattığınız şeyde herkes kendini görürse, kendini bulursa, o yani çok güzel anlattınız. Hediyeleri çok, yani bir tane bir hediyesi yok. Yani anlattığınız şeyin çok fazla hediyesi var. Yayının ortasında, sonuna doğru isterseniz böyle açıldıkça konuşalım onları da. Evet, yani yaşam o kadar da ciddiye alınacak bir şey değil sevgili canlarım. Evet, şimdi seni dinliyorum. Biraz dinleneyim ben de. Aşkı senden dinlemek ne güzel. Evet, kendinizi şöyle bir aşka bırakın arkadaşlar şimdi. Hiçbir doktorun gözünden, dilinden aşkı dinlediniz mi bilmiyorum. Ben böyle hafifçe bir tıbbi bakış açısından gireceğim aşka. Sonrasında dünya okulunda aşkın basamaklarını, aşkın sınıflarını anlatmaya çalışacağım. Çünkü hepimiz bu dünya okulunun içinde öğrencileriz. Ve sonrasında da dilim dönerse ilahi aşka doğru şöyle kanat çırpacağız hep birlikte. Bu arada hakikaten Mukaddes hocamın anlattığı hikaye bizi derinleştirdi. Aslına bakarsanız iyi oldu. Bir yandan arka planda benim beynim onun için dönüyor. Şimdi aşkın biraz bir 5 dakika şeyini anlatmak istiyorum. Nörokimyasını anlatmak istiyorum. Yani aşık olduğumuz zaman kanımızda, beynimizde neler oluyor? Bir ondan bahsetmek istiyorum. Bir de son zamanlarda, son 10-15 yılda gelişen bir MR çeşidi var. Radyoloji uzmanıyım ya ben. Fonksiyonel MR denen. Bu da ya bununla yapılmış aşklar üzerine çalışmalar var. Biraz bunlar da çok eğlenceli. Onlardan bahsetmek istiyorum. Sonrasında böyle aşama aşama gideceğiz. Şimdi aşkın nörokimyası veya nöroemarı derken şöyle bir şey var. Hani aşk aslında bakarsanız tüm bedenimizde, ruhumuzda yaşadığımız bir şey olmakla birlikte bilim adamları ısrarla aşkı anlamaya çalışıyorlar. Ve bunu da işte görüntülemeyle, MR'la, kimyayla, hormonlarla bir şekilde anlatma gayreti içindeler. Ben de ondan biraz sizlere aktarmak istiyorum. Yaklaşık 10-15 yıllık çalışmalar bunlar. Çünkü fonksiyonel MR daha yeni tıp ekolü içine girdi. Fonksiyonel MR dediğimiz şey ne? Hani bildiğiniz şu MR cihazlarına giriyoruz ya arkadaşlar. Bu MR cihazına giriliyor ve MR içindeki o kişiye belirli uyaranlar veriliyor. Ve o uyaranlar neticesinde beyinde oluşan o MR farklı sinyalleri görüyoruz biz. Yani o sinyalleri orada işte farklı bir parlaklık olarak görünüyor, farklı bir renkte görünüyor falan gibi. Beynimizin hangi bölümü uyarılmış? Veya o uyarılma sırasında işte kanda hangi hormonlar, hangi nörotransmitterler yükselmiş, bunlar üzerine çalışma yapılıyor. Bu çalışmayı ilk yapanlardan bir grup İngiltere'deki tıp doktorları. Bunlar şöyle yapıyorlar. O anda işte üniversitenin kampüsünde bulunan 17 tane birbirine böyle sırılsıklam aşık çifti alıyorlar. Ama bunlar böyle sürekli dip dibe gezen, işte kendilerinden birbirlerinden başka dünyayı görmeyen böyle sırılsıklam aşıklar. Bir grup onları alıyorlar. Bir grup anne, daha yeni anne olmuş anneleri alıyorlar. Yani o anne bebek arasındaki aşk var ya, hani onu çözümlemek istiyorlar aslında bir yerde de. Bir grup da onları alıyorlar ve beyinlerine bakıyorlar. Ne oluyor bunların beyninde diye bunları inceliyorlar. Şimdi o çok aşık olan kişiler de ve işte daha yeni anne olmuş ve çocuğuna böyle deliler gibi aşık olan o annenin beyninde
aşklarının fotoğraflarını gösterdikleri zaman belirli noktaların, merkezlerin parladığını görüyorlar. Beyindeki belli merkezlerin parladığını, beyinde ve vücutta belli hormonların yükseldiğini, belli merkezlerinde söndüğünü. Yani o parlaklığının normalde aktivite görmemiz gerekirken parlaklarının söndüğünü görüyorlar. Buralar neler, nereler diye bir bakıyorlar. Şimdi bu işte beynin orta hattı, bizim daha böyle ilkel beyne yakın olan taraflarımız, işte insular korteks, cingulate gyrus dediğimiz, işte hipotalamus dediğimiz, daha böyle orta hatta yakın olan beyin noktaları, işte bir de hormon üreten, mesela hipofiz, hipotalamus gibi merkezlerin, işte görme merkezlerinin, caudate nucleus, putamen dediğimiz merkezlerin çok fazla aktivasyon gösterdiğini görüyorlar. Bunlar şeyde ortak. Çok aşıklarla anne bebek ilişkisinde ortak yerler parlıyor. Ve şu hormonlar yükseliyor. Dopamin, endorfin, oksitosin. Bu hormonlar yükseliyor. Bunlar aynı zamanda mutluluk hormonları. Mesela dopamin haz hormonu. İnanılmaz çok yükseliyor. Ödül hormonu bu. Ondan sonra endorfin yine çok mutluluk veren bir hormon. Yine oksitosin adı aşk hormonu, sarılma hormonu olarak da biliniyor. Oksitosinin çok fazla yükselmiş olduğunu görüyorlar. Ve aslında aşk dediğimiz şeyin aslında hani sadece bir karşı cinse duyduğumuz o çekim değil de mesela anne bebekle aşıklar arasındaki ortak noktaların çok fazla olmuş olduğunu görüyorlar. Ve bazı merkezlerin aktivitesi de azalıyor. Mesela bizim bilinçli tarafımız işte frontal korteks dediğimiz yerinde aktivitesinde azalma görüyorlar. Burası bizim bilinçli tarafımız neresi? Yani neden azalıyor? Hani aşkın gözü kördür derler ya. Hani aşık olunca kimsenin gözü bir şeyi görmez. İşte hiçbir şeyden korkmaz falan. O bölgenin aktivitesinde azalma fark ediyorlar. Çünkü azalması gerekiyor. Yani o aşkın yaşanabilmesi için ya da bir sonucu olarak o bilinçli tarafımızın azalması gerekiyor. Ve amigdala dediğimiz korku merkezinin de azaldığını görüyorlar. Biliyorsunuz aşıklar hiçbir şeyden korkmaz. Anneler de hiçbir şeyden korkmaz. Yani o çocuğunu korurken hiçbir şeyden korkmazlar. Dolayısıyla aslında çok tatlı bir böyle sinerji buluyorlar bu aşklar arasında. Bu önemli, biraz sonra dünya okulunda aşk sınıflarını anlatırken bu bağlantı bizim işimize yarayacak çünkü. Sonrasında bakıyorlar. Tabii ki bunların sonucu olarak işte kortizol yükseliyor. Cinsellik hormonları da yükseliyor. Bunlar da işte cinsel güdülerin artmasına neden oluyor. Tabii ki bunların özellikle şu bilişsel tarafımızdaki o azalmanın inceledikleri zaman aslında 2 yıl falan yüksek kaldığını görüyorlar. Hani aşkın ömrü 2 yıldır, 3 yıldır diye bir söz vardır ya. Bir zaman sonra bilinçli korteksin devreye girdiğini, o diğer orta beynin daha hani aktivitesinin azaldığını fark ediyorlar bu kişilerde. Bunu da parantez içinde söylemiş olayım. Bir de çok tatlı bir şey var. Oksitosin dediğimiz sarılma hormonu, temas hormonu. Yani aslında el ele tutuştuğumuz zaman bile sevdiğimiz bir insanla ben bunu çok önemsiyorum. İyileşme sürecinde de çok önemsiyorum. Her yayınımda da, yani birçok yayınımda da söylüyorum. Temas edelim, birbirimize temas edelim diye. Bu sarılma hormonu işte aşıklarda çok yüksek, anne bebek arasında çok yüksek ve şöyle bir sonuç da var. Mesela tek eşlilik geni olan kişilerde bir şekilde o aşkı, evliliği uzun zaman devam eden kişilerde, yani aşkını kaybetmeyen kişilerde şunu tespit ediyorlar. Oksitosin hormonu hep yüksek. Yani bir çift veya bir ilişkide o temas devam ediyorsa, temas isteği veya temasla üretilen oksitosin devam ediyorsa ve tek eşlilik geni varsa oksitosin hayat boyu o kişilerde yüksek olarak kalıyor. Bu da böyle çok tatlı bir ayrıntı olarak dinlemiştim, aktarmak istedim. Aşkın nörokimyası ve nöroMR'ı böyle işte bilim insanları buraya kadar anlatabilmişler. Bundan sonrasında biraz daha derinleşmemiz gerekiyor artık. Şimdi bu anlatacaklarım aslında bakarsanız hani bundan sonrası biraz kendi yaşamımdaki hani kendi yaşadıklarımdan benim çıkarımım. Hani dünya okulundayız ya arkadaşlar. Hani gerçekten de bakıyorum bu okulda hepimizin hayatı hani çocukluğumuzdan şu yaşımıza kadar birçok böyle ortak hikayenin içinden geçiyoruz. Ve bu hikayelerin içinden geçerken şunu fark ettim ki hep bir aşkla sınanıyoruz. Bir aşkın içinden geçiyoruz. Yani mesela doğuyoruz. Ben buna dünya okulunun aşktaki anaokulu diyorum. Şimdi hatta
Doğmadan önce bile anne karnındayız. İşte bir sperm ve bir yumurtadan ibaretiz. Ve ne oluyor? İkisi birleşiyor ve aşk oluşuyor. Aslında bakarsanız aşk orada başlıyor. Daha iki yarım hücre birleşirken başlıyor. Orada yeni bir evren doğuyor. Yani o tek hücreyle aslında her insan bir alem. Yeni bir evren ve yeni bir alem oluşuyor orada. Bir annenin karnında. Ve o sizsiniz. O alem ve o evren sizsiniz. Alemler de o yüzden içinizde. Anne karnında oluşan o evren bir aşkın ürünü. Aslında bakarsanız bu evren de, bu koskocaman bu evren de bir aşkın ürünü. Aşktan meydana gelmiş. Ve siz de aşkın ürünüsünüz. Siz de aşktan meydana gelmişsiniz. Daha anne karnında bu aşk hikayemiz başlıyor. Sonra aşkla büyüyoruz. Yani o Yaradan'ın bize verdiği aşk enerjisiyle daha anne karnındayken her saatimiz, her günümüz bir başka. Yani tek bir hücreden böyle mükemmel bir beden yapısına ulaşıyoruz. Ve aşkla büyüyor ve bu hale geliyoruz. Sonrasında bebek doğuyor. Bebek annesine aşık oluyor. Bakın daha bebek doğar doğmaz annesine aşık oluyor. Annesine sarılıyor ve orada bütün hormonlar pik yapıyor. Annede de, bebekte de ve bebeğin anne aşkı başlıyor. Bebek anneyle 0-7 yaş aralığında o aşkı sağlıklı bir şekilde yaşarsa şayet, bu mutlaka gereklidir, tüm annelere sesleniyorum. Oradaki aşkı bebek sağlıklı bir şekilde yaşarsa hayatının geri kalan kısmında da diğer aşklarını da sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyor. Ama çocuk bir şekilde o güven bağını, sevgi bağını, şefkat bağını çok kuramazsa veya kendini tehlikede hissederse veya benim olduğum gibi terk edilirse, o zaman sürekli erişkin yaşta da birisine karşı bir şey hissettiğinde hemen terk edileceğim korkusu yaşıyor. Mesela bazı insanlara bakıyorum ben, aşk yaşarken, erişkin yaştan bahsediyorum, hiç korkmuyor. Mesela aşkın içine atıveriyor kendini veya çok sağlıklı bir şekilde bir ilişki, aşk veya evlilik yaşıyor. Ben yıllardır kendimi çözümlemeye çalışıyorum. Bakıyorum ben kimine ne bir şey hissettiyse aşkla birlikte terk edilme korkusu yaşıyorum. Bir acı içime düşüyor. Böyle kalbime pıt diye düşüyor. Ya annem, ya herhalde diyorum bunu da sonradan fark ettim, algıladım. Çünkü ben aşkı, anneme duyduğum o aşk var ya bebekken, terk edildiğim için yani acıyla birlikte kodlamışım. Bazılarında da bu oluyor. Eğer çocuk anneyle o 0-7 yaşta güvenli bağ kuramazsa aşkı acıyla ortak kodluyor benimle. Neyse o da başka bir şeylere hizmet ediyor. Hiç sıkıntı yok. Çünkü her şey ne oluyorsa olması gerektiği için oluyor. Artık önceki yayınları da izledilerse arkadaşlar biliyorsunuz olan olduğu gibi en güzeli. Sonra anaokulunu geçtim. Tamam, geçtik mi hepimiz? Yani birçok şey yaşarak hepimiz anaokulunu geçiyoruz. Geldik biraz daha böyle işte 7, 8, 9. yaşlarında biraz etrafı tanımaya başlıyoruz. İşte bu sefer ilk aşklarımız oluşmaya başlıyor. İşte komşunun kızına, oğluna aşık oluyoruz. Sınıf arkadaşımıza aşık oluyoruz. Sonra gidiyoruz işte öğretmenimize aşık oluyoruz veya aile birliğimize aşık oluyoruz. Yani o ailenin bize verdiği güç, birliktelik hissine aşık oluyoruz. Arkadaşlar ben bunların hepsine aşk diyorum. Hani bazen bazı yerlerde işte bu sevgi, bu aşk, bu bir şey falan diye ayrılıyor ama kalben bana bunları ayırmak çok doğru gelmiyor. Bunun nedenini biraz sonra anlatacağım. Şimdi büyüdükçe büyüdükçe bizim bu aşık olma kapasitemiz artıyor. Genişliyor ve çeşitleniyor. Yani hepimiz kendi hayatımızdan işte ilk aşklarımızı biliriz. Öğretmenimize aşık olduğumuz zamanı biliriz. İşte komşunun kızı, oğlu vesaire olmuştur. Bunları biliriz. Tamam, oralardan da bir geçtik mi? Oralar bizim böyle şey gibi, emekleme aşamalarımız gibi düşünebiliriz. Şimdi biraz daha büyüdüğümüzde, artık böyle bir meslek sahibi olacak şeye geldiğimizde, bakıyoruz işte eğitime aşık oluyoruz. Kariyerimize aşık oluyoruz. Bir ünvan sahibi olduk diyelim, ünvanımıza aşık oluyoruz. İşte toplumun içindeki, mesela aynada kendimizi görüyoruz. İşte toplumun içindeki sevil bu. Sevile aşık oluyorum mesela ben. İşte kendime bakıyorum. Sevil nasıl görünüyor? Şöyle oturuyor, kalkıyor, böyle görünüyor diyorum. Kendime aşık olmaya başlıyorum bu sefer. Kişinin kendine aşkı başlıyor. Ondan sonra bazıları mesela o paraya aşık olabiliyor. Yani o daha doğrusu o paranın getirdiği güce belki aşık olabiliyor. Ama bir şekilde bence yoğruluyoruz. Yani işte önce emekliyorduk.
Sonra böyle tutuna tutuna yürümeye başlıyoruz. Arada bir düşüyoruz, kalkıyoruz falan gibi. Bence aşktaki o yoğruluşumuz buna benziyor. Sonra bugün işte beni bir arkadaşım aradı, dedim ya böyle aşk acısı çekiyormuş. İşte sevdiği birisi onu terk etmiş başkasıyla, birlikteymiş falan. Sonra aşkla lise çağına geldiğimiz zaman biz dünya okulunda artık bizden eden birileri karşımıza çıkıyor ve onlara aşık oluyoruz. Yani nasıl oluyor? Hepimiz hayatımızda biliyoruzdur. Aslında orası bizim artık kırılma noktamız. Yani işte liseden üniversiteye geçeceğiz ya, o lise zor biliyorsunuz. Bu hani türev integral falan gibi bir şey yani o aşk bizim için. Ne yapıyoruz? Anlamsız bir şekilde mesela birisine aşık oluyoruz ve oturup ondan mesaj bekliyoruz. Acaba bizi arar mı diye bekliyoruz. Mesajına ne yazmış diye ona bakıyoruz. İşte gülücük mü koymuş mu koymamış mı diye falan ona bakıyoruz. Ya da işte sizinle konuşurken yüz ifadesi nasıl oldu diye bakıyoruz. Ya da gidiyor o başkasını tercih ediyor. İşte dünya karalar bağlıyoruz, dünya başımıza yıkılıyor vesaire gibi. O lise çağındaki aşk bizi bizden ediyor. Hani geçmişte ben de yaşadım. O bizi bizden eden şey bizi, hani az önce benliğimize aşıktık ya, hani o şeyde bir önceki okulda, sınıfta. Şimdi artık o benliğimizi bizden çıkarıyor. Ne yapıyoruz? Asla yapmam dediğimiz şeyleri yapmaya başlıyoruz. Hepimiz bunu yapmışızdır veya yapıyoruz şu anda. Yani başkasını da kınadığımız ama aman bu da yapılır mı dediğimiz şeyleri hepimiz sıra sıra bütün kınadıklarımız başımıza geliyor ve yapıyoruz. Gerçekten de burada yoruluyoruz. Yani kendimizden geçmeyi burada ufak ufak öğrenmeye başlıyoruz. Şimdi gideceğiz ya biraz sonra. Asıl aşka doğru gidiyoruz ya. Kendimizden bir geçmemiz gerekiyor asıl aşka giderken. O asıl aşka, aşkın sahibine doğru ilerlerken bu staj gibi bir şey oluyor. Ve orada o kişiye duyduğumuz aşkla böyle benliğimizden ufak 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 kayıyoruz. Gidiyoruz. Yani aslında her şeyimiz o kişi oluyor. Yani nasıl söyleyeyim? Hasta mıdır diye böyle takıntılı bir şekilde onu düşünüyoruz. Ne yemiştir acaba diyoruz. Ya da kendimizden önce onu düşünüyoruz. Kendimizin rezil olmasını hiç umursamıyoruz. Ama acaba işte onun bir günü iyi geçer mi ki falan diye düşünüyoruz. Bunu anca yaşayan bilir. Yani şu anda ne kadar ayrıntılandırayım bilemedim yani. Orada bu stajı yaparken aslında asıl amaç o aşkın bize getirmeye çalıştığı şey, bugün de o arkadaşım dinliyorsa ona mesaj olsun. Aslında buradaki asıl amaç senin benliğini senden almak. Yani ben dediğini şöyle bir adım bakalım geri götürebiliyor musun? Yani o benim önüne o sevdiğini alabiliyor musun stajını yaptırabilmek için bu aşk bizim başımıza geliyor. Şimdi bütün bu aşkları sıraladım ya. Ha bir de şunları da ekleyeyim. Hani bazılarımız da mesela bunu da gözlemliyorum. Evcil hayvanına aşık olabiliyor. Doğaya aşık olabiliyor. Bunlar da bizim lise çağında duyduğumuz aşklar diye sınıflıyorum ben. Çünkü bunlar da yüksek aşklar. Çünkü onlar da canlı. Çünkü tüm doğa canlı, hareketli bir evrenin içindeyiz. O evren de bizim içimizde ya aslında. Onlar da bizi yansıtıyor. Ve hani bu aşklarda tüm bunların içinde sayıyorum, sıralıyorum. Şimdi ben bütün bu aşkların kıymetli olduğunu düşünüyorum ve her şeyin olması gerektiği için olduğuna inanıyorum gerçekten. Hani bir aşka düştüysek biz burada hangi aşamada düşmüş olursak olalım fark etmez. Yani taşı da seviyorsak, bitkiyi de seviyorsak, evcil hayvanımızı da seviyorsak, benliğimizden geçercesine birilerini de seviyorsak, paramızı da seviyorsak, kariyerimizi de seviyorsak, benliğimizi de seviyorsak, işte öğretmenimizi de seviyorsak, rehberimizi de seviyorsak, burada rehberler de buraya giriyor. Hani kimi seviyorsak sevelim, aslında hepsi gerekli. Yani hiç biri de asla bence suçluluk duyulmaması gerekiyor bu noktada. Çünkü aşk bir hediye. Yaradan'ın bize hediyesi. Emin olalım ki her ne aşkla yanıyorsak veya kavruluyorsak fark etmez veya neyin içinden geçiyorsak o aşkı bizim kalbimize yaratıcı koydu. Çünkü her şeyin sahibi o, kalplerimizin sahibi de o ve oraya o aşkı bir sebeple koydu. O yüzden
Hangi sınıfta olursak olalım veya bir başkaları hangi sınıfta olursa olsun şundan emin olalım ki o okuyor. Yani o dünya okulunda o sınıfı okuyor. Sen lisede okuyorsun. Belki biri ortaokulda okuyor, biri ilkokulda okuyor, belki biri üniversitede okuyor ama okuyor ve okunması gerekiyor. Hepsinin, o aşamaların hepsinin bizler tarafından geçiriliyor olması gerekiyor. Sadece orada hani çok acı çekiyorsak, hay bir dur deyip kendimize onun o aşkın bize bir hediye olduğunu görmemiz gerekiyor. Nasıl bir hediye olduğunu şimdi anlayacağız. Tamam mı? Üniversiteye geçiyorum şimdi. Geçebilir miyim Mukaddes Hocam? Lütfen. Hakikaten müthiş bir anlatı. Bilimle harmanlanarak işte böyle anlatılır bir bilim insanı olunca. Evet. Hani Üniversiteye burada geçelim. da şunu özellikle hani ilk başını anlattım. Hani beyinde de mesela bir anne bebek beyninde aynı yerler parlıyor ya, aşıklarda da aynı yer Çok parlıyor. ilginç, değil mi? Veya çok para kazandın diyelim, mesela o kişinin önüne para getir göster, onun da aynı yeri parlar. Anlatabiliyor muyum? Hani bunların hepsi beynimizde aynı şeyi, aynı noktaya götürüyor bizi. Hepsi de gerekli. O yüzden kimseyi kınamıyoruz bir kere kim neyi seviyor diye. Benim rahmetli annemin bir teyzesi vardı. Allah dostu bir kadındı ve şeydi. Gerçekten peygamber aşığı, Hazreti Ali'nin aşığı bir kadındı ve şöyle derdi Aliye teyze. Kızım derdi, neyi seviyorsan sev. Fark etmez. Taşı sev, toprağı sev, hayvanı sev, bitkiyi sev ama sev. Kalbinde aşk olsun mutlaka derdi. Yani yaşamının son zamanlarında ben onu görmüş, tanımıştım. Hakikaten de öyleymiş. Yani şu anlattıklarım aslında onun o bir cümlesi var ya, onu anlatıyor. Sev ama neyi seviyorsan sev. Yeter ki o sevgi yeteneğini alanında, bedeninde büyüt. Şimdi geliyorum üniversiteye. Şimdi ben çok sevdiğim bir hocam var. Gerçekten bir aşk insanı Cemal Nur Sergut. Bir sohbetinde şunu dinlemiştim. La ilahe illallah. Bunu anlatırken diyor ki sohbetinde, kızım şimdi la ilahe diyor ya başta, ilah yok, la ilahe. Herkesin diyor hayatında la ilahe dediği bir dönemi olur. La ilahe yani ilah yok dönemini geçtikten sonra illa Allah der. Yani sadece Allah var der. Hani buradan ateistlere den vurmuyor aslında. Burada ben dediğimiz, benim dediğimiz, yani başında benim kelimesini kullandığımız her anımızda biz aslında biraz böyle o la ilahe dönemindeyiz. Neden? Çünkü olması gerekiyor evet ama orada hani benim diyoruz ya, benim sevgilim, benim kocam, benim karım, benim kariyerim, benim unvanım, benim param, benim çocuğum, benim evcil hayvanım, benim bahçem, benim evim. Benim. Yani ben kelimesi var orada. Kelimesinden geçebildiğimiz müddetçe, geçebildiğimiz oranda daha doğrusu, ince bir çizgi var. Geçtikçe benden, benlerden vazgeçtikçe o kalbimizdeki benleri, yani benim demekten vazgeçtikçe illa Allah kısmını atlıyoruz. Yani sadece Allah var kısmını atlıyoruz. O da aslında bizim hep anlatılan varlıktan yokluğa geçiş. O hiçlik tarafına geçiş. Yokluk tarafına geçiş. Ve kişi tüm bu hani nasıl söyleyeyim, sınavları, imtihanları hepimiz yaşadıkça fark etmişsinizdir, küçülürsünüz. Benliğiniz küçülür. Egonuz küçülür. Çünkü sistem sizi bir yere doğru taşıyor ya. Hani eğer bu nasipse tabii ki sizde. Sistem sizi bir yere doğru taşıyor ya, orada sizi benliğinizden şöyle hafif hafif çekiyor. Yaşadığımız her aşkla bizi benliğimizden hafif hafif çekiyor. Ve bizi illa Allah, sadece Allah var dediğimiz, diyeceğimiz, yani sadece o var diyeceğimiz noktaya doğru böyle taşıyor. His olarak oraya taşıyor. İşte burası da sanırım olayın artık dünya okulundaki o aşk sınıfının üniversite tarafına adım attığımız yer oluyor diye düşünüyorum.
Bunu ben şeye benzetiyorum. Mesela bir köle düşünün. Bir yerde çalışıyor bu köle. Yıllarca bir sahibine hizmet etmiş bu köle. Ve sahibinin her dediğini yapmış. Ve gözde bir diyelim ki köle olmuş. Bütün kendine düşen her şeyi yapmış. Ve gün gelmiş sahibi ona. Demiş ki özgürsün. Senin demiş kölelik süren bitti. Özgürsün. İşte bu al özgürlük belgen. Artık bundan sonra her istediğini yapabilirsin. Ve o köle duruyor şöyle. O özgürlük belgesini eline alıyor ama şöyle bir duruyor. Sahibine o kadar aşık olduğunu fark ediyor ki. Yani o yıllar içinde o evde yaşarken, sahibine hizmet ederken aslında sahibinin ona nasıl baktığını, onu nasıl sevdiğini, onu nasıl şefkatle sardığını görüyor ve idrak ediyor ki o özgürlüğünü reddediyor. Ve köle olarak ve kul olarak kalmaya karar veriyor. İşte burası aslında kişinin de o benliğinden çıktığı nokta. O kişiye şu izin veriliyor. Benliğini geri alabilirsin. Bak, yani varlığını geri alabilirsin ama o kişi onu istemiyor. Köle olarak yaşamaya, sahibine bağlı köle olarak yaşamaya devam etmek istiyor. Çünkü onun tadını almış, artık onun farkına varmış ve bilincine varmış. O yok. O varsa benliği yaradanla ya da o sahibiyle birlikteyken var. Yani şöyle, hani tasavvufta şey vardır. Mesela fenafillah denir, bekabillah denir. Önce yok olursun, yok olursun. Benliğini eritirsin, yok olursun. Bir noktaya gelirsin. Orada kişi kendi miracını da yaşar. Ve orada yaratan şu izni verir. Özgürsün artık. Ama o kişi sonra dönüp özgür olduğunu bile bile tekrar orada kalmak ister. Yani varlığını yine sahibine, yine yaradana bağlı tutmak, ona bağlamak ister. İşte burası sanki aşkın asıl yeri gibi geliyor bana. Yani aşkta yok olmanın noktası ve yeri gibi geliyor. Kulluk. Sahibinin o köleyi azat ettiği halde o kölenin oradan çıkmaması. Yani o sahibinde kaybolması gibi ve varlığını ona bağlaması gibi. İşte sanki gerçek aşkın tanımı buymuş gibi geliyor ki orada köle aslında bir isim alabilir değil mi? Hani özgür olup kendine bir isim alabilir mesela. Ama almıyor, istemiyor. İsim bile istemiyor. Bir varlık bile istemiyor. Demiyor ve varlığı onda devam etsin istiyor. İşte sanki aşk hani gerçek aşk buymuş gibi geliyor. Ve şöyle hissediyorum. O köle sahibi ona ne görev verirse yani bugün siyah renge bürün, siyah ol. Bugün mavi renge bürün, mavi ol. Bugün yeşil renge bürün, yeşil ol. İşte o sahibi ona hangi renge bürün derse o köle o gün o renkte kayboluyor. O renge bürünüyor. Onda kayboluyor. Yani yaradan da onun aşkında kayboluyor. Ve varlığını ona bağlıyor. Hatta kendi ismini bile unutuyor. Sonra böyle konuşurken dalıp gidiyor. Yani Orası aşk. Evet. bir sürü bir aşktan bahsettik ya az önce. Hani bir sürü aşk sıraladık. İşte onların hepsini böyle elinin tersiyle ittiği. Aslında tersiyle itti demeyeyim de onların da üstüne çıktığı. Onları da kapsayan bir tekliğe gidiş bu. Bir teklik duygusu bu. Yani tek olanın içinde kaybolmak duygusu bu. Çünkü o aşkların hepsi de
Gerekli dedim ya. Aslında tüm o yaşadığımız aşklar bizi bir yere, o tekliğe doğru şöyle yükseltiyor. Yani o piramidin temelinden, tabanından böyle yukarı çıkar gibi o yaşadığımız tüm aşklar, tüm düşmeler, kalkmalar, tüm yanmalar, tüm hasretler bizi bir şekilde arındırıp o tekliğe doğru çekiyor. Ve orası işte gönül diyorlar ya, Kabe'yi temsil ediyor. İşte orada o kendi gönlünde o teklik, yani tekliğin içinde kendi evini inşa ediyor. Ya şey gelir benim aklıma hep Halacel Mansur gelir. Aslında Enel Hak. Ben oyum. Tattvam Asi diye geçer. Ben oyum dediği için hani her şekilde kafası kesiliyor, kolu kesiliyor, bacakları kesiliyor, boynundan al şey yapıp gezdiriliyor, derisi soyuluyor filan. O arada o ölünceye kadar söylediği şey şu: Rabbim, bilmiyorlar, onları affet. Rabbim, senin için bana eza ediyorlar. Rabbim, seni çok sevdikleri için beni öldürüyorlar. Onları affet. Yani bu nasıl bir aşksa artık, aslında aşk o birlik, vahdetel vücut. Çünkü o onları da kendinden ayırmıyordu oradaki aşkta. Ben oyum. Enel Hak dediğinde, değil mi? O onu katledenleri de kendisinden biliyor. Aynı biliyor. Onları Onlar da affet. kendimizden ayrı değil zaten. Evet. Şöyle, Yaradan'ın aşkı, ilahi aşk içinde inanılmaz bir şefkat barındırıyor. Çünkü onun kendi parçaları olduğunu biliyor. Yani o Yaradan'ın şefkati, hani Yaradan bizi, kullarını, biz bilmesek de, görmesek de, bakmasak da, çoğu zaman gaflete düşüp hissetmesek de, debelensek de, onun şefkati bizi her an sarıyor. O bizi her an görüyor, her an biliyor, her an duyuyor. Her an bizimle, her Da hücremizde, her Ankara'da anımızda konuştuğumuz gibi bizimle. biz yalnız zannediyoruz kendimizi. Değil mi? O onca kalabalığın içinde. Aslında şu an toplumun, yani çoğunun en büyük sorunu bu. Yalnızlık duygusu, kendini yalnız hissetmesi ve bunun da tek çözümü bu. Kişinin bu yolda ilerliyor olması. Bunun başka bir çözümü yok. Yani bir tıp doktoru olarak söylüyorum. 15-20 yıl antidepresan kullanmış bir doktor olarak söylüyorum. Gerçekten bu birlik hissini, o tekliğin içindeki birliği hissetmekten, bunu yaşamaktan başka bir çözümü yok. Yani antidepresanlar maalesef geçici çözümler. Sadece bir süre beyni uyuşturuyor, bir süre destek veriyor, evet. Ama gerçek aşk bu. Gerçek varlık hissi bu. Yani bunu yaşadığı zaman kişi zaten herkesle her an birlikte oluyor. Hani düşünün, birine aşıksınız, çok özlüyorsunuz onu. Böyle hasret içinde içiniz cayır cayır yanıyor. Ama siz bu varlığın içine düştüğünüz zaman biliyorsunuz ki zaten birliktesiniz. Ben şimdi Mukaddes hocamı birkaç gün önce gördüm, seviyorum. Evet, özlüyorum, hani isterim ama ben biliyorum ki Mukaddes hocamla zaten birlikteyim. Anlatabiliyor muyum? Zaten birlikteyime getiriyorsun. Yani onu da gerçekten şuranda hissediyorsun. Zaten birlikte olduğunu şuranda hissediyorsun. Hep kalabalıksın. Teksin ama hep kalabalıksın. Böyle hissediyorsun. Yani bu duyguları yaşadığım anlardan birisini anlatmak istiyorum. Şimdi ya ben de bu okulun içindeyim ve sürekli bir şeyler öğreniyorum. Yani gerçekten hani bunları anlatıyorum ama hani bir şeyler öğrendim bitti değil. Gerçekten her gün başka bir şey öğreniyorum. Şimdi geçenlerde Cenk Hoca'nın kampına gittim ben. İzmit'e gelmişti. Dedim İzmit'e gelmişken gitmesem de olmaz. Zaten çok saygı duyduğum birisi, sevdiğim birisi. Buradaki kampına katıldım. Kampın ilk günü gittim. Bir şekilde nasıl söyleyeyim? Enerjisel olarak bir sıkıştım. Sebebini çok bilmiyorum. O gün eve döndüm akşam. Kampın ilk günü akşamı. Evimde yakın, yani kamp yerine yarım saat. Eve döndüm. Gece rüyamda şey gösteriyorlar. Hani biliyorsunuz benim rüyada aldığım
şeyleri, mesajları. Artık arkadaşlar tanıdığı için çok böyle rahat anlatıyorum. Gece rüyamda kamp yerini gösterdiler. Sonra işte Cenk Hoca'yı görüyorum, kamp yerini görüyorum. Ve şöyle seslendiler bana rüyamda. Geri dön ve insanları sevgiyle sar ve kucakla. Gelen şey bu. Emir bu. Rüyamda söylenen. Ertesi gün oldu, ben kalktım. İşte kamp yerine gittim. Böyle kenarda sessiz sessiz oturuyorum. İşte Cenk Hoca'yı dinliyordum. Orada birkaç arkadaşla işte muhabbet ediyoruz falan. Ama sürekli şey, böyle bütün kamp yeri, bütün insanları böyle kalbimde sardığımı enerjisel olarak görüyorum, hissediyorum ve bunu yapıyorum. Hani verilen komut, şey, emir gereği. Ve bu bana o kadar iyi geldi ki, inanılmaz. Yani hani bir şey var. Sanki o kampta ilk defa tattım. Bir şey yani. Bu çok farklı bir şey. Ve kalbim büyüdü, büyüdü, akıyor, enerji akıyor. Hani ben insanları sevdikçe enerji bana akıyor. Hani verdikçe gelir derler ya. Ben böyle insanlara sevgi akıttıkça bana daha çok sevgi geliyor kalbime. Böyle çağlayan şey gibi akıyor. Böyle çağlayan gibi değil, böyle ılık ılık. Ha, su gibi akıyor o sevgi kalbime doğru. Neyse 2-3 gün geçti. Kamp bitti. Çok güzel bir kamptı. Sonra işte kamptan döndüm. 3-5 gün daha devam etti. Ben bunu çok fazla anlam veremedim. Dedim ki hani ama olacak, hani bir anlam çıkacak mutlaka burada. Sonra şöyle bir görüntü ve şey geldi. Yani o kadar güzel bir duyguydu ki bu, gerçekten hani hiç kimseden hiçbir şey beklemeden karşılıksız sevmek. Ve böyle nasıl söyleyeyim, çok yüksek bir neşeyle sevgi bu. Yani bu aşk yani. Ve hiçbir şey beklemiyorsun kimseden. Sadece seviyorsun ya, o kadar. Yani sadece neşelisin, sadece gülüyorsun gibi bir şey bu. Şöyle bir görüntü geldi. Onu Cenk Hoca'ya da sonra aradım, anlattım. Dedim ki hani biz çocukken şey olur ya, annemiz çarşıya, pazara, manava gittiğinde çanta taşır. Biz de çocukken sorumluluk almak için o poşetin kenarından tutarız. Anne anne hani ben de yardım edeyim falan deriz ya. Yani çocukken o 7-8 yaşlarında bir olur. Şimdi ben kızıma bakıyorum. Kızım da 8 yaşında. İşte bazen marketten dönerken diyor ki anne anne işte poşetin ucundan ben de tutayım. Olur mu diyor. Halbuki poşeti ben taşıyorum. Tamam, çocuk taşıdığını zannediyor. Ama o ona göre çok büyük iş yapıyor. Yani çocuğun tarafından baktığınız zaman çok büyük iş yapıyor. Dedim ki ya bu benim durumum buna benziyor. Yani ruhsal sistem şöyle yapıyor. Sevil bak, poşetin ucundan tut. Tamam mı? Yani orada sanıyorum ki ben bir şey yapıyorum. Ama mevzu şu. Diyor ki ruhsal sistem, ben sana bu aşkı vereceğim. Tamam mı? Ben bu aşkı sana vereceğim ama önce sen birilerine bir ver. Önce sen şu yani taşımadığın poşetin ucundan bir tut. Sonra ben sana bu ilahi aşkı akıtacağım kalbine diyor. Ruhsal sistem böyle çalışıyor. İşte hani aşkı da bazen şeyden, arka plandan duyuyorum. Tamam hocam aşkı anlattınız da aşkı nasıl kendimize çekeceğiz? İşte aşkı da böyle kendimize çekeceğiz. Severek. Yani karşılık beklemeden severek. Ve karşılık beklemeden bir şeyler yaparak. Karşılık Sistem böyle beklediğimizde çalışıyor. aşk olmaz ki zaten. Karşılık beklediğimizde ticaret olur. Ben seni seviyorum, sen de beni sev. Ben sana aşk veriyorum, sen de bana ver. Ben sana şunu veriyorum, sen de bana ver. Bunun adı ticarettir. İşte o da geçilmesi gereken bir şey. O da lise çağında geçiyor. Ama sonra hani oraları da geçip böyle bir şeyler bekliyorsun. Karşı taraf vermiyor ya. Böyle bir düşüyorsun yüzüstü. Ondan sonra böyle lönk diye bir kalıyorsun. O gidiyor başkalarını seviyor falan ya da seni umursamıyor. Ondan sonra diyorsun ki ha, benim başka bir yere yüzümü dönmem lazım. Bunlar benim başıma bir sebepten geliyor. Değil mi? Onları hepimiz yaşamışızdır diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Yani yaşaya yaşaya öğreniyoruz bunları, değil mi? Ya Evet. bir de aşk bazen şey mi? Bizim zannettiğimiz mi? Yani eril dişil fark etmez. Karşı cinse ya da dostlukta olan aşk. Yani ben Sevil'i çok seviyorum. Büyük bir aşkla seviyorum. Yani aslında bu benim yaptığım bir şey. Yani bu benden kaynaklanan bir durum. Benim kendimde yaşattığım bir şey. Belki benim sevdiğim,
Sevil bambaşka bir Sevil. Yani aslında belki ben ona bunu atfediyorum. Böyle bir sevgiyi atfediyorum. Belki bambaşka. Hakikaten çok ilginç bir şey var. İşte sen beni nasıl biliyorum ben? Çünkü aşktaki kontrol nedir? Duygudaki kontrol hep kalptir. Yani senin beni ne kadar sevdiğini ya da sevmediğini ya da benim hakkımda ne düşündüğünü ben zaten kalbimle biliyorum. Hiç sormam bile. Ben hep kalbimden. Bunu da öğrettim hep canlarıma. Kalbine sor. Sen karşıdakiyle ilgili her kimse ne hissediyorsan, yani kahretsin diyorsan o da kahretsin diyor. Yani kıskançlık duyuyorsan o da kıskançlık duyuyor. Aşk duyuyorsan o da aşk duyuyor. Öfke duyuyorsan o da. Çünkü bu hani çok basittir. Çok basit bir formüldür bu karşıdakini bilmek. Ama bu biraz da benim yarattığım, benim düşündüğüm, benim atfettiğim bir şey. Yani ben Sevil'i şundan dolayı seviyorum dediğimde belki sende olmayan bir özellik de olabilir bu. Çünkü benimle ilgili bir durum bu. Ne diyorsun? Evet, haklısınız. Yani bu iki taraflı da doğru söylediğiniz Hani şey. özellikle gençlerde öyle değil Ya. mi? Bir aşk zannederler aslında onlar. Çok sever, O kendi hayal kafasında ettiği bir hayal figüre ettiği bir şeyi aşık oluyor. sever. Aslında o değildir yani. O kendi hayal etmiştir onu. Hiç öyle değildir. Beyaz atlı prensi zanneder o. Ama değildir aslında. Bir süre sonra ortaya çıkar gerçek kimlikler. O zaman da der ki ya işte biz yeni evlendiğimizde şöyleydi. Biz onunla nişanlıyken böyleydi. Oysa ki hiç değişmedi. O hep aynıydı. Sen sadece öyle hayal ettin. Aşkın İşte bir de bu yüzü orada var. aslında o duygusal ihtiyacını kişi orada bir figür oluşturarak orada karşılamaya çalışıyor işte o çocukluk yaştaki o duygusal ihtiyacını. 2 yıl sonra o frontal korteks yerine geldiğinde aa böyle miydi oluyor ve bir şeylerin farkına varıyoruz. Ben şu tarafını daha acı buluyorum biliyor musunuz Mukaddes Hocam orada. Bizler mesela birileri bizi sevsin diye benliğimizi farklı gösteriyoruz. Ben bu tarafını daha acı buluyorum. Ya kendim yaptığım için biliyorum hani. Mesela birileri beni o nasıl bir sevil sever mesela diyorum. Ve o mesela olgun, ağırbaşlı bir sevil sever. Öyle olmaya çalışıyorum. Ama ben öyle değilim belki. Ya da işte Muhteşem o bir işte nokta. Maske o diyelim ki kullanıyoruz ya. Maske ha takıyoruz ya. aynen. O mesela işte ben gece dışarı çıkmayı seven biri değilim. O gece dışarı çıkmayı seven birini sever. O zorluyorum kendimi gece çıkmak için dışarı. Anlatabiliyor muyum? Hani benliğimden geçiyorum o kişi beni sevsin. Bu daha acı bence. O zaman da Kesinlikle. işte sistem bizi düşürüyor. Ya sen ol, kendin ol deyinceye kadar sistem Ya düşürüyor. öteki şey ne? Daha 2 gün önce bir dostumla hatta çok böyle ağlaştık, çok sarıldık, ettik filan. Bir de şöyle bir durum var. Benim çok yaptığım bir şey. Beni sevsin diye sürekli hediye almak, maddi şeyde bulunmak, işte yemeğe götürmek, tatile götürmek, hediye almak, vermek, vermek, vermek. Beni sevsin diye sevgisini satın almaya çalışmak. Kendi özünden vazgeçmek, kendinden vazgeçmek, kendi özelliklerinden, karakterinden, parandan, pulundan, her şeyden vazgeçmek, değil mi? Zamanından vazgeçmek. Zamanını da veriyorsun ki en kıymetli şey. Beni sevsin. Sevgiye çok Sevgi açlığı. ihtiyacımız var çünkü ya. Bakın bir çalışma yapılmış, bilimsel bir çalışma. Yeni doğan bebekleri 2 gruba ayırmışlar. Bir gruba hiç sevgi verilmemiş. Tamam mı? Bir grup bebeğe o bebeklerle konuşulmamış, şefkat gösterilmemiş ve o bebeklere sadece yemek, su gibi temel ihtiyaçları verilmiş. Bir gruba da normal ihtiyaçları verilmiş. Sevgi, şefkat verilmeyen ve konuşulmayan bebek bir süre sonra ölmüş. Bakın bu bilimsel bir çalışma. Çok Bu bizim ilginç. sevgi gerçekten hepimizin ihtiyacı. Hem sevmeye hem sevilmeye ihtiyacımız var. Evet bu bizim için bir ihtiyaç. Tabii ki sistem bizi sürekli şurada zorluyor. Dengede git. Dengeyi kaçırma. Yani çok sevmekte de dengeyi kaçırma. Sevgisiz kalmakta da dengeyi kaçırma. Yani sistem bizi sürekli böyle dengeye getirmeye çalışıyor diye düşünüyorum.
Sevmek güzel bir şey. Yani sevgi olmazsa olmaz. Yani Yunus Emre'nin bir şeyi var ya, aşkla yürüyen sırtında dünyaları taşır. Aşksız yürüyen beden denen bir ceset taşır diye. Çok Aşksız güzel. yürünmez. Aşksız olmaz arkadaşlar. Zaten bizim bedenimiz bu alem aşktan yaratıldığı için biz aşksız kaldığımız anda yaşam enerjimiz tükeniyor. Emin olun yaşam enerjimiz tükeniyor. Şimdi birçok konu yaparmak bastık ama ben hani bu sohbetin sonuna doğru yaklaşırken hepimizin zaman zaman yaşam enerjisi, yaşama olan bağlılığımız düşüyor, enerjimiz düşüyor. O yüzden aşkı hayatımıza sürekli çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun. Yani ilkokulda mıyız, ortaokulda mıyız, lisede miyiz, üniversite miyiz? Fark etmiyor ama sürekli aşkın bizim bir şekilde alanımızda olması gerekiyor ve ne yaparsak yapalım da aşkla yapıyor olmamız gerekiyor. Yani kariyerimiz mi var? Ünvan için mi çalışıyoruz? Para için mi çalışıyoruz? Neyse işte yani birisini mi seviyoruz? Aşk bir şekilde bizim alanımızda olması gerekiyor. Her şeyi sevebiliriz. Her şeyi gerçekten. Mesela bir parka çıkarsınız. Şimdi nasıl yapalım biliyor musunuz? Yani bugünün hediyesi olsun. Gerçekten bakın bunu kendi yaşamımda deneyimledim ve çok önemsiyorum. Aşk dediğimiz şey bize şöyle çağlayanlar gibi gürül gürül gelmiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bir şey bize çağlayanlar gibi gürül gürül geliyorsa veya böyle gelmesini bekliyorsak hayatımızda böyle sihirli değnek gibi pıt bir şey olacak ve her şey değişecek. Böyle değil. Bakın gerçekten bizi onaracak olan, bizi iyileştirecek olan, bizi şifalandıracak olan ve ilahi aşkı bize tattıracak olan aşk enerjisi var ya, bize yavaş yavaş geliyor. Huzurla geliyor. Huzur içindeysek geliyor. Huzur varsa hayatımızda, hem içimizde huzur varsa hem dışımızda huzur varsa, Yaradan'ın o ilahi aşkı bize bakın damla damla, akar gibi değil. Tıt tıt damla damla akıyor. Bu çok kıymetli. Mesela bir parka gidin. Tamam hani bu haftanın ödevi olsun hepimiz için. Bir parka gidin, sevdiğiniz bir yere gidin. Bir şeyler sevin. Tamam ben şu an masadaki kalemimi seviyorum mesela. Hani örnek olsun diye veriyorum. Şimdi parka gittiniz ya, ağaca böyle deliler gibi sarılmayın arkadaşlar. Çünkü aşk mütevaziliktir. Aşk tevazudur. İlahi aşkta tevazu vardır. O çok yavaş akar ama süreklidir ve sürekli kişiyi yeniler ve şifalandırır. Ağaca gittiniz ya böyle deliler gibi sarılmayın. Şöyle parmağınızı dokunun. Böyle elinizi dokunun. Temas edin. Yerdeki bir çimene sadece parmağınızla dokunun. Çok büyük çiçeklerde gözünüz olmasın. Küçük minik bir kır çiçeğine şöyle parmağınızın ucuyla dokunun. Emin olun biz benliğimizi küçülttükçe, biz tevazu gösterdikçe, alanımızı, bedenimizi, egomuzu biz küçülttükçe o ilahi aşk da daha çok yok oluruz. Benliğimizi küçülttükçe biz Yaradan'da yok olacağız. Bu sevgi de böyle. Aşkı ve sevgiyi kalbimize, içimize taşınacaksak, hayvanınızı seviyorsunuz değil mi? Ve harala gürele sevmeyin. Böyle yavaşça, mütevazı bir şekilde sevin. Çocuğunuzu mu seviyorsunuz? Yani böyle deliler gibi sarılmayın. Şöyle saçının telini, çocuğunuzun saçının telini tek tek okşayın. Anlatabiliyor muyum? Yani ilahi aşk mütevazidir. Mütevazilik ister. Ve ben Allah dostlarına bakıyorum. Bunu gözlemliyorum. Onlar genellikle daha az konuşan, daha sakin, dingin, yere bile ayağını basarken böyle basayım mı basmayayım mı diyen kişiler. Çok mütevaziler. Onların o aşkı o kişileri mütevazi kılıyor. Biz ne yapalım o zaman? Yani o aşkı hak edebilmek için biz mütevaziliğe sığınalım. Tamam mı? Yani sevgi karşısında biz mütevaziliğe sığınalım, mütevazi olalım. Neyi seviyorsak sevelim. Gerçekten yani şu bardağı bile, suyu bile içerken bütün bardağı değil, yudum yudum, şükrederek, severek, bunu hissederek içelim. Bu yayının hediyesi bize olsun. Denge Bunu yaşamımda yani. gerçekten çok yeni fark ettim Mukaddes Hocam. Yani gidiyorum ya, çimeni seviyorum mesela şeyde, parkta. Çimene ne kadar küçük dokunursam o kadar aşkım büyüyor. Bunu yeni fark ettim. Biz ne kadar mütevazi olursak
O kadar aşk bizim her yerimizi sarıyor. Yani aslında çimeni şöyle bir seyrettiğinde, çimen dediğin için diyorum. Çimeni şöyle bir seyret. Şaşıp kalıyorsun, değil mi? Aslında biz bir durduğumuzda, şöyle bir durduğumuzda. Ben bir gün ağacın kabuğunu seyrettim, oturdum. Kabuğunu seyrettim, kabuk. Şöyle ucu kalkmış. Kabuğunu Sevseydiniz seyrettim. böyle onun kabuğunu. Ben zaten ağacın kabuğunu severim. Kabuğunu seyrettim. Tepeye baktım. Elmayı seyrettim. Kabuğa baktım. Tepeye baktım. Yapraklara baktım. Yeşil, kırmızı, kahverengi. Böyle sarılar var. Yeşilin tonları var. Allah Allah ya. İnsan şöyle bir durup 2 dakika şöyle kabuğunu seyrettiğin çimen. Çimeni seyrettiğinde, şöyle bir dokunduğunda kadife gibi şeyine, tenine, insan hayret ediyor, hayret. Sadece neye bakarsan bak, karınca yazmışlar. Karıncayı seyret. Hayret edersin. İnsan hayret ediyor ya. Nasıl bir hayrete düşüyor? Nasıl bir yaratılış bu? Bunu yaratan nasıl bir şey? İnsan orada zaten hakikaten bir noktalı virgül koyup şöyle bir baktığında zaten orada nereye bakarsan bak, nereye bakarsan bak aşkı görüyorsun. Allah Her yerde. Allah diyor ya Peygamber Efendimiz'e sen olmasaydın alemleri yaratmazdım diye. Alemler de aşk üzerine yaratılır. Evet. Hazreti Peygamber'in yüzü suyu hürmetine yaratıldı denir. Çok yani güzel bir şey bu. Hakikaten çok enteresan bir şey. İnsan hayrete düşüyor. Şey var böyle burada oturduğum yerde duvarlar böyle taş. Bakıyorum. Taşın şeylerin hiçbiri birbirine benzemiyor, oyukları. Taşın dokusu, deseni, çizgileri hiçbiri bir tanesine benzemiyor ya. Hiç. Böyle dokunurum, şimdi birazdan yine giderim. Hiçbir yerde hiçbiri birbirine benzemiyor. O kadar ilginç ki. Seyrettiğimizde yani aslında insan şu anda şey geliyor dışarıdan, cırcır böceklerinin sesi geliyor. İnanılmaz herhalde oraya gelmiyor. Çok büyük gürültüyle ses geliyor. Bir tanesi lider midir nedir bilmiyorum. O bir tanesi kesince sesini hepsi bir anda sessizliğe gömülüyor. O böyle ses çıkarmaya başlayınca bütün her yer ortalık ses. Yani hakikaten bakıyorsun nasıl bir sistemdir bu. Geçen gün belgesel izliyorum. Belgeselde yılan bir kuş çeşidinin, şu kuş çeşidinin adını hatırlamıyorum, yuvasına yaklaştı böyle ağaca doğru tırmandı. Kuşları kapacak, yiyecek. Anne kuş fark etti. Hemen bir tane akrep kaptı yerden. Akrebi götürdü, yılanın ağzına attı. Yılan kıvrılarak gitti. Muhtemelen ölmüştü, zehirlenmiş de olabilir akrepten. Yani can derdine düştü. Böyle kıvrıla kıvrıla gitti. Yani şok oldum. Nasıl bir bilgelikle yavrularından yılanı uzaklaştırmak için akrebin zehirli olduğunu biliyor. Akrebi buluyor. Nereden biliyordu? Kendine zehir akmıyor. Akrep öyle bir yerden tutuyor ki akrep kendine zarar veremiyor. Atıyor yılanın ağzına. Allah Allah. Bunu ona öğreten nasıl bir aşk? Hangi büyük güç ona bu bilinci vermiş? Bu öngörüyü vermiş. Hakikaten ilginç. Her şey her an şaşırtıcı bir şekilde devam ediyor da biz sadece hayret etmiyoruz. Biz oradaki aşkı görmüyoruz. Çimin yaratılmasındaki aşkı görmüyoruz. Ağaç kabuğunun yaratılmasındaki aşkı görmüyoruz.
kalbime şöyle geliyor Mukaddes Hocam. Bu yayını hazırlarken bunu hissetmiştim. İnsan bedenini düşünüyorum, hücrelerini düşünüyorum. Ve kalbime şöyle bir şey geliyor. Yani Yaradan diyor ki aslında orada, Yaradan'ın sevgisi her an her hücremizde. Bakın, her hücremizin her atomunda. O sevgisini bizden çekse o hücre ölür. Bakın trilyonlarca hücrenizi düşünün şu an bedeninizdeki. Tamam ya, hissedin yani o trilyonlarca hücrenizi hissedin. Yaradan o Vedud esmasını, Rahim esmasını, Hay esmasını, o sevgisini bizim o hücremizden çekse o hücre ölür, yaşayamaz. O zaman yaşayan bu kadar trilyonlarca hücremiz varsa Yaradan'ın sevgisi bize her an. Şefkati her an. Çünkü o hücre gerçekten yaşayamaz. Onun sevgisi olmasa biz yaşayamayız yani. Zaten inanın bu bilimsel de bir gerçek. Sevgi ve aşk bizim hayatımızdan çekildiği zaman hastalıklar başlıyor. Bir insan aşık olsun kanser olma riski azalır. Bir insan aşık olsun diğer hastalıklara düşme riski azalır. Ve şu, yani şunu hissedelim istiyorum. Gerçekten her hücremizde Yaradan'ın sevgisi bizi kuşatıyor. Vedud esması bizi böyle sarıyor, kuşatıyor her hücremizde. Biz bunun farkında değiliz. Farkına varsak herhalde böyle mutluluktan tavan yapar her şeyimiz yani. Şöyle azıcık fark edebilsek. O sevgiyi. O sevgiyi fark edemeyip dışarıda arayınca da sistem bizi zaman zaman düşürüyor ki dön, seni sevene dön, dön demek için. Ve şöyle, şu da çok kıymetli. Bakın, şimdi burada binden fazla kişiyiz. Sonradan izleyenler de olacak. Yaradan bizi birbirimizden seviyor. Yani Mukaddes Hanım'dan sevgili seviyor. Sevgiliden Mukaddes Hanım'ı seviyor. Yani hem hücrelerimizle tüm o sevgisini aslında hissedebiliriz, hem de birbirimize bakarken o sevgiyi hissedebiliriz. Ama sadece şu farkındalıkla bakmamız gerekiyor. Hani az önce dedim ya, işte o sevgi, bu sevgi ve o sevgiden çıkıp sadece Allah var dediğimiz o geçiş aşaması var ya. Sadece Allah var dedikten sonra şu idrake varıyoruz. Eğer sevdiğimizi o Allah'ın hediyesi olarak görebilirsek, mesela ben Mukaddes Hanım'a taparcasına sevmezsem de desem ki Mukaddes Hanım bana Yaradan'ın hediyesi ve Yaradan Mukaddes Hanım'ın gözünden beni görüyor ve seviyor dersem, o zaman nasıl söyleyeyim, bu birlik bilincimiz, o birlik hissi yükseliyor. Yani bunu böyle bir hediye olarak görelim. Mesela çocuğunu seviyorsun. De ki çocuğum bana Yaradan'ın emaneti. Ben Yaradan'ın bana verdiği bir esmayla çocuğumu seviyorum. Ya da çocuğum beni seviyorsa o özüne çok yakın. Onun özü hiç kirlenmemiş. O özünden gelen sevgiyle beni seviyor. Yani Allah seni seviyor o çocuğun üstünden diye düşünebilirsin yani. Ve hayatımıza gelen insanlara da bu gözle bakarsak bence burada hiçbir sıkıntı olmaz. Hani hep biraz biz böyle ikimiz yayınlarımızda yalnızlığa doğru itiyoruz ya insanları. Yani birlik olmak da kötü değil. Ama bu gözle bakarsak, hani bu bilinçle, bu farkındalıkla bakarsak. Şöyle oluyor, bakın. Toprak da aşk, su da aşk, hava da aşk, ateş de aşk. Dört element bizde ya. Biz bazen ateş oluyoruz. Birisi su oluyor. O da aşk. Geliyor seni dinginleştiriyor. Bazen sen susun, bir ateş geliyor seni ısıtıyor. Bazen sen topraksın, bir su geliyor seni besliyor. Aslında bu şekilde hepimiz aşkız. Tüm elementler aşkın yani içinde diyeyim. Birbirimizi bu şekilde besliyoruz. Aşkla besliyoruz. Böyle görürsek ama bu farkındalıkla bakarsak birbirimize. Aslında her kim her ne yaparsa yapsın
aşkla yapıyor diyorsun. Bize bir şekilde bir şey öğreterek katkı oluyor. Aslında bize bir şey öğreterek kendini zor duruma sokuyor. Yani kendini hain yapıyor belki. Belki kendini hırsız yapıyor. Belki kendini kötü bir insan yapıyor. Bize bir şey öğretmek için. Aslında bir yerde yukarıdan baktığında hepsi aşk. Hepsi aşk. Evet. Evet. Seninle olmak çok güzel ya. Ben neden seninle yayın yaparken büyük bir huzur ve aşk hissediyorum acaba? Geçen gün de Ankara'dayız canlarım. Çok bir şey konuşmadık. Yan yana geldik öyle. Sustuk. Susarken çok az böyle dakikamız oldu. Çok az Birleştik dakikamız ama. olmasa da çok az dakikamız yani o kadar bile olmasa uzaktan ben fark ediyordum onu. O uzaktan sessizliğiyle fark ediyordu beni. Ben o en arkada bir yerde otururken onu görüyordum. Görmeyince nerede acaba diye merak ediyordum. İşte böyle bir durum. Gerçekten hepinizi çok seviyoruz sevgili canlarım. Ben Sibil Canım'ı çok seviyorum. İyi ki var, iyi ki hayatımda. Nasıl bu kadar şanslı oldum diyorum. İyi ki sizler Karşılıklı için. varsınız. İyi ki sizler varsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Can, ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Yayını şimdi Doktor Sevil Hanım'ın sayfasında da olacak şekilde paylaşıyorum. Katkıda bulunmaya davet ediyorum. Lütfen ama lütfen takip edin. Çok güzel yayınlar yapıyor. Çok güzel şeyler anlatıyor. YouTube kanalında takip edersiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum diyorum. Sevgili Can, güzel insan. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Güzel akşamlar olsun. İyi akşamlar herkese. Allah'a emanet olun. Aşkla kalın. Aşkla kalalım. Görüşmek üzere sevgili canlar.